Şu anda Köln'de çok keyifli bir aktivitedeyiz. X-Latex ve çocuklarla yapılan bir aktivite bu. X-Latex Kids. Nedir bu? Bir parkur. Çamur içinde kaldığımız, ıslandığımız, koştuğumuz ve bolca eğlendiğimiz bir parkur. Şu anda da insanları görüyorum bu arada. Farklı başlama saatleri var. İnsanlar suya giriyorlar, kayıyorlar filan. Yani müthiş de eğlenmiş gözüküyorlar. Bakalım çocuklarla böyle bir aktivite nasıl olacak? Farklı seçenekler vardı. Açıkçası bu ne kadar hırslısınız ya da ne kadar eğlenmek istiyorsunuza göre değişiyor. 5 kilometre seçeneği de var. Parkurların daha uzun sürdüğü seçenekler de var. Bu tamamen size kalmış. Artık ne kadar kirlenmek istiyorsunuz, ne kadar cesursunuz, ne kadar hırslısınız buna göre değişiyor. Biz çocukla birlikte ve ilk etkinliğimiz olacağı için birazcık ağırdan almak istedik. Yanımızda yedek kıyafetlerimiz var. Eşyalarımızı bırakmaya gidiyoruz. Sonrasında da 15 dakika öncesinden başlangıç noktasında olmamız önerildi. O yüzden başlangıç noktasına gideceğiz. Böyle bir yeri yaklaşık bir sene önce şirkette bir arkadaşımdan gördüm. Duydum daha doğrusu. Bu X-Latex etkinliğinin iki tane versiyonu var arkadaşlar. Bir tanesi büyükler için, bir tanesi de çocuklar için. Daha doğrusu aileler için. Gelin maceraya başlamadan önce son defa bir halimize bakalım. Evet, şu anda bu şekildeyiz. Bakalım etkinlikten sonra ne şekilde olacak? Sonunda başardık. Nasıldı? Gerçekten bir şey oldu. Çok güzeldi. Seneye de buradayız. Benim madalyamı alabilir miyim? Tabii ki. Sonuna kadar hak ettin. Bu madalyayı huzurlarınızda dizeme takıyorum. Sonuna kadar hak etti. Ama bence en büyük alkışı kim hak ediyor? Bugün bizim liderimiz olan ve liderliği kazanmak için de sabahtan iki tane yumurta yiyen Leo kazanıyor. Leo bizim liderimizdi bu parkurda. Çok keyifliydi. Değil mi? Gerçekten. Gideceğiz arkadaşlar. Evet. Güzel bir temizleneceğiz. Birazcık da doğaya saygı için su koymuşlar sadece. Ama şey yok mesela şampuanla falan öyle banyo yapamıyorsunuz. Güzel temizleneceğiz. Ondan sonra da birazcık size parkuru anlatırız. Ne dersin? Kırmızı ve mavi parkur. Biz mavi parkuru seçtik. Mavi parkur ve kırmızı parkuru aslında X-Latex'e üye olurken seçmek zorundasınız. Sonrasından değiştirilmiyor. Biz belki kırmızıya mı girsek dedik. Sadece maviyle devam edebiliyormuşuz. Mavi birazcık daha eğlence amaçlı. O yüzden de fun distance diyor. Kırmızı da action, yani birazcık daha macera amaçlı. Biz ilk defa yapacağımız için fun'ı seçtik. Bence çok tadında da oldu. Ama Gizem ve Leo'ya sorsanız herhalde kırmızıdan da devam ederlerdi diye düşünüyorum. Şimdilik bu herhalde. Gerçekten çok güzeldi. Şöyle bakalım parkuru tanıdığımıza göre bu tarafta bir şey var mı? Ha evet, bu tarafta da şey var. Köln'de bu sene düzenlenen etkinlikte neler var? Yani şimdi şöyle göstereyim size arkadaşlar. Parkur şuradan başlıyor. Ama parkura gelmeden önce isterseniz öncesinde ya da sonrasında şurada yemek yiyebiliyorsunuz şu alanda. Sonra şu alanda çantanızı bırakıyorsunuz. Dolayısıyla telefon dahil hiçbir şey yok yanınızda. Almanya'da her etkinlikte olduğu gibi tabii ki iki aldığım da buradan hazırda bekliyor. Şurada sonlarına doğru, yani parkur bittikten sonra size ücretsiz su ve çikolata veriyorlar. Çikolata bayağı iyiydi bu arada. Şurada gördüğümüz Waschplatz var. Dolayısıyla burada birazdan gideceğiz ve üstümüzü değiştireceğiz. Şu kısımda shop var. Bakacağız orada neler var bilmiyorum. Ve son olarak da şu kısımda yine aynı şekilde ücretsiz alabileceğiniz bazı şeyler var. İşte çikolata vesaire falan. Bu arada parkura başlamadan önce de şurada gördüğünüz gibi insanları dans ettiriyorlar. Biz de öyle yaptık. İnsanlar dans ediyorlar ve o şekilde aslında ısınmış oluyorlar. Şimdi gelin birlikte
şu üstümüzdekilerden bir kurtulalım, bir rahatlayalım. Daha sonra da artık bir şeyler yiyelim bence. Yorulduk mu? Ne diyorsun? Yorulduk ya. Yorulduk ama iyi yorulduk. Güzel yorulduk. Pazar günü herhalde Almanya'da yapabileceğin en güzel şeylerden birisi. Benim için şu an yeni bir kapı açılmış gibi hissediyorum. Hani parkurda ailece yapabileceğimiz keyifli aktivitelerden bir tanesi. Sen ne düşünüyorsun? Ben de öyle düşünüyorum. Yani Almanya'da pazar günleri çok sıkıcı geçiyor. Türkiye'den gelenlere, Türkiye'deki hayatımıza göre özellikle. O yüzden pazar günleri insanlar böyle şeyler arıyorlar. Biz de o şeyleri bulduk sonunda. Evet. Bundan 2 ay önce mesela bir lama turu yapmıştık. Evet. Lama ile gezmiştik. Belki onu da açıklamasını bir yere koyarız ya da ekrana bir yere koyarız. Ama bugün de bunu denedik. Gayet keyifliydi. Açıklamalara zaten linki de koyarız. Oradan da izler, kendiniz de abone olabilirsiniz. Yalnızca şunu duydum arkadaşlar. Çok çabuk bitiyor. Yani hemen hangisi? Yer doluyor. XZX kit hemen doluyor. Almanya'nın farklı farklı şehirlerinde yapılıyor. O yüzden lütfen 2025'i açılır açılmaz ilgileniyorsanız Buket'in tavsiye ederim kesinlikle. Bir de bu arada bu hiçbir şekilde sponsorlu bir video değil. Sadece bu marka yapmıyor. Başka şeyleri de gördüm. Zaten bir XZX diye aratınca sağ olsun Instagram bayağı bir markanın sponsorlu öyle şeyin mi? Önüne çıkar. Aynen. Okay. O yüzden hani bir tek bu değil. Farklı tarihlerde, farklı şehirlerde, farklı organizasyonların da böyle etkinlikleri olabilir. Onlara da bakabilirsiniz. Bir de şunu isteyelim mi? Pazar günü biz böyle yapacak etkinlikler arıyoruz arkadaşlar. İşte lama turu yaptık, bunu yaptık. Başka aklınıza bir şey geliyor mu? Başka aklınıza bir şey geliyorsa lütfen yazın. Onu da deneyelim, öyle değil mi? Evet, olur. Güzel olur, evet. Videosunu çekeriz. Aynen öyle. Koyarız. Süper, teşekkür ederiz. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşürüz, hoşçakalın.